Kadıköy'de Mehmet Ayhan 4 maç sonra kazanan bir Fenerbahçe var. Emre Belözoğlu'yla ilk maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe var ve golden sonra Samatta başta olmak üzere tüm futbolcuların kulübeye koştuğu bir Fenerbahçe vardı sadece. O ne demek biliyor musun? Bence. Bugün mübarek günlere geliyoruz. Yüce Yaradan bize öyle bir rakip verdi ki ligin kalite açısından en sorumlu belki bir numaralı takımı. Yani biz onlara karşı zorlandık ve bu golü attık. Şimdi çok özür dilerim Feyyaz abi buradayken Denizli Spor camiasıyla ilgili konuşmak istemem ama yani hocam çok büyük kalite problemi var takımın ve Fenerbahçe bugün karşısında 10 üzerinden 4'lük 5'lik bir takım bulsa o görüntüler olmayabilirdi. Ben Denizli Spor'un gerçekten çok üzücü bir kalite problemi olduğunu bu akşam bir kere daha gördüm. Ama ona rağmen maçın 18. dakikasında Ilgaz onları detaylandırır bence. Sako'nun hakeza 42. dakikada Sagal'ın karşı karşıya bir de kolay değildi. Belki Altay için kolay ama normal bir kaleci için 37. dakikada Sagal'ın vurduğu bir top vardı. Altay için kolay olabilir ama normalde kolay bir top değildi. Dolayısıyla Fenerbahçe kalite performansı çok yerlerde olan bir rakibine zorlanarak 1-0 kazandı. Hocam teknik detayları anlattı. Oraya girmek istemiyorum. İki şey söyleyeceğim. Birincisi 37 orta yapılmış Emre Hoca için sanıyorum biraz oyun geliştirmesi açısından önemli bir veri herhalde buradan dönecektir. Bir oyuna dönecektir. İkincisi Malatya, Antep, Başakşehir gibi kademe kademe kalitesi yükselen takımlarla oynayacak Fenerbahçe. Şampiyonluk yarışında bu akşam vardır. Amenna, Galatasaray kadar şansı vardır. Beşiktaş'tan bir tık geride şansı vardır. Kabul ama Malatya, Antep, Başakşehir karşılaşmaları için sevgili dostumuz Emre Belözoğlu'nun bir parça daha oyun kalitesini geliştirici bir formül bulması lazım. Hoca ile maç izlemenin avantajı 73. dakika not verdi bize. Dedi ki Fenerbahçe geri çekiliyor. Oralarda geri çekilmişti. Evet. Dolayısıyla oraya karşı bile benden onu mesela biraz sonra lafı gelince söylerim. Başakşehir maçında gördüm hocam. Başakşehir-Malatya maçında hakeza aynı şeyi gördüm. Yani herhalde bu artık özgüven problemi üretiyor ki oyuncular kendilerini geri atıyorlar. Biraz sonra ondan bahsederiz. Bir 5 dakikalık ikinci yarının başında çok güçlü baskı. 9. dakikada Ozan'ın şutu biten baskı. Ama tekrarlıyorum. Malatya 10 üzerinden atıyorum 5. Antep 7. O günkü Başakşehir belki 8. Fenerbahçe her zaman karşısında 10. Tamam Malatya, Antep, Başakşehir. Hı hı. Yani her zaman karşısında 10 üzerinden devam ediyor. Tabii. 10 üzerinden 2 kalitedeki bir genç Denizli bulmayacak. Kaldı ki o Denizli'nin de ilk yarıda 2,5 tane gol pozisyonu vardı. Herhalde Emre Belözoğlu bunları bizden çok daha net görmüştür. Fenerbahçe bu akşam biraz daha kaliteli bir takıma karşı oynamış olsa idi maçı minimum maksimum bir puanla kapatırdı. Tabii Ilgaz Şener maçın geneline baktığımızda taraftar da o öz eleştiriyi yapıyor. Çok hı hı. takipçili taraftar hesaplarında da 3 puan önemli olduğu bir dönemdeyiz. Kazanmak önemliydi evet futbol iyi değildir şeklinde bir öz eleştiri yapılıyor. Doğru. Ama tabii tam 65 gün sonra Kadıköy'de gelen bu galibiyette şüphesiz kalan haftalar için moral oldu Fenerbahçe. En azından şampiyonluk yarışında iyice var olduğunu hissettirdi Fenerbahçe. Galatasaray'ı üçüncülüğe itti puan sıralamasında. Ama hani öncelikle golden başlayalım. Ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı. Daha doğrusu Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı ama Şükrü Saracoğlu stadında oynanan maçtı galiba. Öyle miydi? Tam tersi miydi? Fenerbahçe'nin iç saha olduğu maç. İç saha olduğu maç. Doğru Fatih Karagümrük bir hafta sonra yine orada oynamıştı. Oradan karıştırdım. Kasıpaşa. Yine Caner Erkin'in köşe vuruşu Samatta'nın tamamladığı top. Sol ayağıyla tamamlamıştı. Ama aynı yerden hemen hemen ön direğe yapılan bir ortaydı. Zaten bu kadar... Bu arada o gol sonrası sevinçte ekranda bu fotoğraf evet. önemli bir fotoğraf. Yani her şeyin başlangıcı olacak. Belki de sezon sonunda bu fotoğrafı kullanıp... Konuşulacak belki de. Evet böyle geldi şampiyonluk hikayesi. Denilecek. Yeni bir başlangıç arkadaşlar da manşeti evet, güzel atmışlar. O 37 ceza sahasında pasın çoğunu Denizli Sporlu oyuncular Oğuz'la Mustafa ile kesiyorlardı. Ne oldu? İlk defa ön direğe bir orta ve Samat da Denizli Spor savunmasını en savunmasız anında yakaladı. Karagümrük maçında attığı iki golün karışımı oldu. Evet. Gene kafayla öteki bomboş ceza sahası dışındandı. O hareketli Sosa, toptu. Evet, hareketli o Sosa'nın ortasıydı. Hareketli toptu. İlk gol duran köşe vuruş organizasyonunda ilk önce bu akla geldi. Emre Belözoğlu neyi değiştirmeye çalışmış Fenerbahçe'de oyun yapısı olarak? Hani o klasik 4-2-3-1 formasyonundan ziyade daha bir 4-3-3. Yani Gustavo'nun sağ içinde Ozan Tufan, sol içinde Pelkas'ın oynadığı bir oyun vardı. Ama sahada Samat'ta varken bir de Sinan Gümüş tercihi, ikinci yarıda Sinan Gümüş'le çıkılması bence
sıkıntılıydı. Doğru bir tercih değildi. Sinan Gümüş baya baya yavaşlattı ki 42. dakikadaki pozisyonda da top kaybını yapan ve Rodayaga Sagal'la beraber kaleci Altay'ı ve Salah'ı baş başa bırakan da Sinan Gümüş'ün kendisiydi. Ilgaz, Gürcan abi gelmeden lafa gireyim çünkü o sürekli lafı keser ya. Evet. Ama ben sana... Şu anda da siz kesiyorsunuz. Ona karşı benim o kadar kredim var. Çok ağır olabilir ama kusura bakmasın. Fenerbahçe 18+4 22 transfer yaptı. Sinan 20 numaradır. Çok yani. Özür dilerim. Fener Galatasaray'da kendi şeyi söyledim çünkü rahatım. Ama Feyyaz Hocam onu söyledi ya, yeni teknik direktör. Feyyaz Hocam kibar insan olduğu için öyle söyledi. Fenerbahçe'nin 20 numaralı transferidir. 21-22'de genç çocuklar. Ama biz devre arasında söyledik mesela, bir Ferdi olabilir miydi? Ulan, kusura bakma ne olur. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Niye kusura bakayım? Yani. O değil. Onun dışında maçla alakalı zaten birazdan ortalama pozisyonlar herhalde bizim veri sağlayıcımız tarafından da yansıtılacaktır. Denizli Spor'un oyun planı neydi? Fenerbahçe'yi önce çizgiye doğru yönlendirip ondan sonra merkeze pas atmak zorunda bırakıp oradan kazanacağı toplar. Böyle birçok top kazandı ama daha demin Mehmet Aya'nın bahsetmiş olduğu kalite sorunu o topları tekrar Fenerbahçe'nin toplamasına sebebiyet verdi. Fenerbahçe'nin toplayamadığı toplar da zaten bir şekilde Fenerbahçe ceza sahasında veyahut da ceza sahası dışından pozisyonla sonuçlandı. Herkes de kabul ediyor muhtemelen. Çok puan olarak muazzam bir başlangıç, şampiyonluk yarışında tamamen var olan bir Fenerbahçe. Kaybettiği haftada ama hani o klasiktir ya. 3-6-9 2'de Trabzonspor. Puanını eklersek 11 doğru. puanlık maç kesinlikle diyebiliriz. Ama oyun olarak daha geliştirmek değil, artık şampiyonluk yarışında var olabilecek bir oyun inşa etmek zorunda. Onun için de muhtemelen yeni Malatyaspor maçıyla beraber de Sinan Gümüş ve benzer kurgulardan vazgeçip sahaya en iyi 11'i sürecektir Emre Belezoğlu. Tabii ilk maçtan Gürcan Bilgiç de bu arada aramıza katıldı. Hoş geldiniz diyelim sevgili Gürcan Bilgiç. Sadece şunu söyleyeceğim Gürcan. Kusura bakma. Hani şimdi yeni bir teknik direktör gelmiş olsa evet takımı tanıyacak deriz. Oyuncuları tanıyacak. Fenerbahçe'nin oyun kurgusuna yakın birilerini tanıyacak deriz ama hem transferlerin çoğunu yapan hem de sezon başından beri sportif direktör olarak neredeyse kulübedeki kadar oyunun içinde olan, sahanın içinde olan bir Emre Belezoğlu var. Hani orada yeni bir teknik direktörle başlangıç noktasında takımı tanımıyordu bahanesi de biraz geçersiz bence. Kim bu arada gol? Kim söyledi? Söyleyenler için diyor. Olur, söyleyen olursa. Genel anlamda genel söylüyorlar. Olarak söylüyoruz. Fenerbahçe bu arada golü yine kornerden buldu. Kornerden en çok gol atan takım 11 gol oldu. Evet. Fenerbahçe'nin kornerden bulduğu goller. O yüzden de goller. Şampiyonluk yarışında var zaten. Ki İrfan Can'ın sayılmayan golü de yine kornerden evet. değil miydi? Tabii. O da İrfan Can da aynı golü Medipol Başakşehir'de atmıştı ama o sefer sayılmıştı. Anlatan arkadaşlar Özkan'dı sanırım. Özkan Öztürk anlatıyor değil mi? O da çok güzel anlattı. Ona da yazık oldu. Ben böyle durumda anlatan arkadaşları da meslektaşları olarak acıyorum. Tam bir İrfan Can kahveci golü demişti. Gerçekten öyleydi ama sayılmadı. Onu pozisyonlarda konuşacağız. Karar doğru mu yanlış mı ama Gürcan Bilgiç, siz nasıl bakıyorsunuz? Fenerbahçe'ye futbolu beğendiniz mi? 3 puanı.